Meyveş, ellerine sağlık, sağ ol. Sevdin mi? İyi akşamlar, afiyet olsun. Senin ne işin var burada? Ev benim evim. Artık bu evde bir yerin olmadığı konusunda konuştuk seninle. Fırat, sen benim oğlumsun. Bu evde benim evim. Evet, kavga ettik. Biraz uzun sürdü. Ben de biraz alınganlık etmiş olabilirim ama artık bu kavgayı bitirmek istiyorum ve ailemle kendi evimde güzel bir yemek yemek istiyorum. Elif bir tanem, güneşi hazırlar mısın? Gidiyoruz bu evden. Nereye gidiyorsunuz ya? Allah Allah! İpini koparan benim kızımı alıp gidiyor. Hiçbir yere gidemezsiniz. Tila. Elif, rica ediyorum sen. Gel güneş. Abi. Dila, bu annemle benim aramda bir mesele. Ben sana anlatacağım, merak etme. Abi, ben sadece gerçeği öğrenmek istiyorum ya. Bana yalan söylediğinizi anlamayacak kadar aptal mıyım? Tabii ki değilsin. Sana bütün gerçekleri anlatacağım ben. Her şeyi bileceksin, abine güven. Tamam mı? Ama şu an ben bu evden gitmek zorundayım. Eğer kalırsam telafisi olmayan şeyler yaşayacağız çünkü. Güneş'i de götüreceğiz ama hiç merak etme. Sen Güneş'le hayatına nasıl devam ediyorsan aynı şekilde devam edeceksin. Ben seni yarın arayacağım. Abi kardeş konuşacağız. Şimdi Güneş'i de alıp gidiyoruz. Tamam. Fırat. Eninde sonunda bu eve döneceksin. Çünkü Güneş Dila'nın kızı, benim de torunum. Güneş senin hiçbir şeyin değil. Anne, bir şey yapsana! Anne! Teşekkürler. O zaman Güneş'i okula göndermeyeceksiniz. Yoksa polise ihbar ederim sizi, çocuğumu kaçırıyorlar diye. Bir tanem, siz arabaya binin, geliyorum. Ya niye bağırıp duruyorsun ya? Çocuğu korkutuyorsun, görmüyor musun? Ben seni yarın arayacağım dedim, merak etme. Fırat, hiçbir yere gidemezsin. Burası senin evin. Geri döneceksin, anlıyor musun beni? Sen gidersin, ben geri dönerim. Sen gidersin, ben dönerim ne demek? Burası benim evim. Anlıyor musun beni? Burası benim evim. Göreceksin sen. Gel de çıkar beni kendi evimden. Hatta istersen ihbar et. Ne dedin sen? Ne ihbar edecekmiş? Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim, yapayalnız.